Cinayete kurban giden muhtar azası. Pusu kuruyorlar, hocamı vuruyorlar. Muhtara ve komşuya yönelik şüpheler. Bu olayı köyün gençlerinden Emrah'a muhtar Hasan'ın azmettirdiği düşünüyoruz. Define arayışı, ilişki iddiaları. Kocamla muhtar tarihi eser işlerinde kazıya gidiyorlardı. Cinayetten önce baskın oldu. Şikayeti Gökhan'ın yaptığını zannettiler. Bizim evde hiçbir şey yok, çıkmadı. Muhtarın evinde sikkeler, altınlar, bir şeyler çıktı. Baskından sonra bize mesafe koydular. Kocamla muhtarın hanımıyla ilişkisi var diye. 38 yaşındaki Gökhan Tombak, Burdur Bucağı bağlı Karaeller köyündeki evinin önünde tüfekle vurularak öldürüldü. Gökhan Tombak cinayetinde katil kim? Tarih 30 Kasım 2022. Yer Burdur Bucağı bağlı Kızılkaya Köyü. Birkaç saat sonra başına geleceklerden habersiz Gökhan Tombak eğlence mekanına gitti. Gökhan Tombak 30 Kasım saat 21.30 sularında Kızılkaya mevkisinde bulunan mekana geldi. Muhtar azası Gökhan Tombak'ın o akşam gittiği eğlence mekanının sahibiydi Ayhan Demir. O akşam Gökhan dediğimiz arkadaş burada oturdu. Tek başınaydı. Daha sonra Selahattin geldi yanına. Onunla yaklaşık bir saat falan bir sohbet ettiler. Gökhan Tombak kalkmadan önce Selahattin buradan kalktı. Bir 20 dakika sonra veya yarım saat sonra da 12-15 gibi Gökhan Tombak kalktı. Gökhan Tombak'ın ailesinin şüphelendiği muhtarın oğlu Ahmet'in de aralarında olduğu başka köy sakinleri de o akşam mekandaydı. Dış masada İsmet denen bir arkadaşımız vardı. Ahmet vardı. Bir de Hacı diye bir oğlan vardı. Peki o gece Gökhan bahsettiğiniz 3 kişiyle hiç konuştu mu? Yok, konuşmadılar. Diğer Hacı, Ahmet ve İsmet dediğimiz arkadaş da bu masada oturdular. Herhangi bir şekilde bir atışmaları, bir sözlü dalaşmaları ya da herhangi bir şekilde bir sohbetleri oldu mu? Hayır, olmadı. Yani o içeride, bunlar buradaydı. Görünüşte her şey normal gözüküyordu. Gökhan Tombak mekandan saat 00:15'te arabasına binerek ayrıldı. Gece yarısını geçti. Tarihler bir aralığa döndü. Eğlence mekanından ayrılan Gökhan Tombak, 12 kilometre uzaklıktaki Karaaliler köyünde bulunan evine doğru yola koyuldu. Müzik 38 yaşındaki Gökhan Tombak, evine gitmeyi hedeflerken ne yazık ki kendisine doğrultulan av tüfeğinin hedefi oldu. Saatler 01:10'u gösterdiğinde Gökhan Tombak evin önüne geldi, arabayı bu şekilde park etti. 3-4 adım sonra hemen sağ tarafından açılan ateş sonucu yere düştü ve hayatını kaybetti. Kocam arabadan iniyor, katili görüyor, elini uzatmış yapma diye kocamı vuruyorlar. Ben karakol arabasının sesinle uyandım. Silah sesinle uyanmadık. Bu olaydan bir hafta öncesi. Baktık muhtar bir hafta yoğunlukla zaten bizim evin önünde sürekli gezeledi. Eşim öldükten sonra dedikodu yayılmaya başladı. Muhtarın hanımıyla ilişkisi var diye. Eşim ölesiye kadar böyle bir dedikodu yoktu. Muhtarın hanımı da çıksın hesap versin. Neden böyle dedikodular çıkıyor, o da kendini açıklasın. Baba Kemal Tombak için de oğlunun cinayetinde iki ismin parmağı vardı. Geldiğimde burada yerde yatıyordu. İddialarını yönelttiği kişilerden biri köyün o zamanki muhtarı, diğeri ise yan komşularıydı. Hasan Uçar'la Emrah Tuğran'dan şikayetçiydi. Şüphem bunlar. Bütün köylü geldi, başsağlığı diledi. Onlar çekti evine gitti. Muhtarla bir antika davasından mı nedense bir aralarında şey varmış. Evi aranmış. Ondan sonra muhtarın evi aranmış. Bizim ev demiş köpeklerle aradılar. Sizin evi neyle aradılar? Bizim evde bir şey bulunmadı ki demiş bizim gelinde. Ondan sonra Emrah Tuğran gelip gitmesi biraz şüphelendirdi. Ama gözetleyici ama buruk. Hasan'la Emrah'ın izi. Arabanın izinin geçtiği yerde fotoğrafını çektiler. Ayakkabıda onun, iz de onun. Emrah'a et. Biz Hasan Uçar'la Emrah'tan şüpheleniyoruz. Başka kimseden şüphemiz yok. Evet, iddianamede de aslında ilk şüpheli Hasan Uçar. Siz de hep ondan yıllarca, evet, yıllardır, bir yıldır ondan şüpheleniyorsunuz. Aslında Hasan Uçar sizin çok yakın görüştüğünüz birisiymiş. Ben dosyayı okuyunca anlıyorum ki, zaten dün de dediniz ki muhtarın karısı da benim akrabam. Evet. Hatta son hafta bile beraber görüldüğünüzü söyleyenler var. Ama siz dün dediniz ki biz uzun zamandır görüşmüyorduk. Önce eşim baskından sonra bir 6 ay mesafe koydu bize. Ne eşini getirttirdi ne çocuklarını. Hiçbiri gelemedi bizim evin önüne. Geçemedi bile. Daha sonra... Peki sen aramadın mı? Senin de kuzenin aynı zamanda işte Ayşe gelsene diye. Yok, o eşinin sözünden çıkamaz. Eşi komutu verdi mi otursa otur, kalksa kalk. Hayır ama sordun mu sen Ayşe, hayır, niye gelemiyorsun? Sormadım. Yok dur, bir defa ekmek almaya gittim. Ayşe dedim neden gelme yasaklaştı böyle dedim. Hemen eşinin arkasından geliverdi yanına.
Konuşturtmuyor. Hemen şey yapıyor. Ben o kadar üstünü... konuşmuyorsunuz yani. Birden kesti muhataplığı bu baskından sonra. Daha sonra bu kıyı kıyı gezelemeye başladı evimizin önünde. Kim? Muhtar Hasan. Mesela bizim akşam oturmalarımız olur. 12'ye kadar mahalleyle otururuz. Herkes oturur, kalkıp gideceğine yakın bakmışsın oradan gelip batır. Azıcık biraz kıyılarda laf dinliyor. Bunda öyle bir kabiliyet var zaten. Bir bakmışsın arka taraftaki sokaktan çıkıp geliyor. Bir bakmışsın başka sokakta. Yani yanınıza gelmiyor ama laf dinlemek için senin tarzında etrafta dolaşıyor. Daha sonra diyorsun. Kıyı kıyı Gökhan'a laf atıyor. Gökhan mesela telefonla bakıyorsa laf atmadığı halde karşısındaki komşuyla oturuyor. En sevmediği şey. Tabii Osman'cığım hani sen bunun ilk şeyini define işine bağlıyorsun ama orası da bir değişik. Çünkü size onun görüntülerini daha sonra göstereceğim. Sonra bu cinayet işlendiğinde hani aile her ne kadar muhtardan şüpheleniyorsa ki ben sizin tam olarak o an... Eğer aşk ilişkisini de bilmiyorsanız neden muhtardan şüphelendiğinizi daha anlamadım. Soracağım, bir virgül koyuyorum. Ama sizin bir tane de komşunuz var, o da Emrah. Evet. Komşunuzun oğlu. Emrah hoş geldin. Kaç yaşındasın sen? 28. 28 yaşındasın. Senin böyle yasaklı madde alışkanlığın falan mı var çocuğum? Hayır. Ha? Senin için böyle düşünülüyormuş. Ben... Neden? Çekemeyen illaki vardır yani 2-3 kişi bunlar. Hani böyle alkol alınca sarhoş falan mı oluyorsun? Öyle mi değerlendirildi? Ben alkol içerim. He? Ben alkol içerim ama uyuşturucu kesinlikle kullanmam. Hani böyle alkol alınca da fazla mı böyle oluyorsun? Yok hayır. Sen öyle mi? Abisiyle de beraberiz zaten olaydan 3-5 gün önce. Hı-hı. Beraber alkol aldık. Niye o gün olmuyor da ondan sonra oluyor? Anladım. Şimdi Hasan da ama Emrah da... açıkçası şöyle değerlendirilmiş, muhtar öldürme kararını verdi, bunu da Emrah'la yaptırdı. Yani Emrah'ın azmettiricisi, aslında katil Emrah, Emrah'ı azmettiren de muhtar olarak görülmüş. Daha sonra benim bu dosyada anlayamadığım, yine size anlattıkça hayret edeceksiniz, bugün yeni başlıyoruz ama yine bir türlü swap testi karmaşası mı? Evet. Yani... Bence bu swap testi üzerinde yani çok dikkatlice artık bundan sonra durulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir yıllık olay. Şimdi insanların üzerinde swap, ellerinde swap yani barut izi bulunuyor swap testi sonrasında. Adam diyor ki ben hiç elime yıllardır tüfek almadım. 15 yıldır elime tüfek almadım diyen adamın elinde barut izi çıkıyor. En son askerde aldım diyor mesela elime tüfeği. Evet. Ötekisi başka bir şey. Bir sürü kişide barut izi var ama hiçbir şekilde onlar kabul etmiyorlar falan gibi çok garip garip şeyler olmuş. Yani bir yıldır aslında bence Asuman'ı buraya getiren de o. Evet. Gürel Bey'le beraber. Evet. Şimdi Emrah o gün de senin ayakkabınla ilgili bir şey olmuş. Yani senin ayakkabın mı, ayakkabı izin mi? Ben dosyada ayakkabı izi olarak okudum. Fakat siz iddia ediyormuşsunuz ki ayakkabıların olay yerindeymiş. Nasıl oldu? Sen o geceyi anlatır mısın? Ben o gün gündüzünden bahsedeyim. Zaten gübre getirdim. Hani tarla için. Kendilerini oraya doğradım. Annem de yardım ediyordu. Annemle görüştüm, oradan çıktım, çarşıya gittim, gübreyi aldım, telefon aldım kendime, oradan döndüm akşam üzere. Gece de 12-12.30 gibi yattım zaten ben. Hiçbir şekilde silah sesi duymadım. Ayakkabısına gelince, ben sokağa indiğimde zaten gece 2.30'da indim. Şeritle çevrili olan yere nasıl girebilirsin? Yani sen dışarı çıktığında aslında olay yeri inceleme ya da işte neyse jandarma gelmişti olay yerinin şeyini çekmişti. Evet. Şeritleri çekilmişti. Sen diyorsun ki ben hiç oraya girmedim. Girmedim. Peki nasıl siz biliyorsunuz herhalde? Evet. Biz olay yerine geldiğimizde jandarma vardı. 112 vardı. 8-10 tane arkadaş vardı. Olay yeri inceleme geldi. İşte o arabayla bizim rahmetlinin durup da indiği yerde... Üzerinden, çamurun üzerinden geçiyor araba. Yani arabanın hemen arkasında zaten. Ama bir metre ama yarım metre. O çamurun üzerinde ayakkabı izi buluyor olay yeri inceleme. Oradan ayakkabı izi aldılar. Bir baktık, biraz önce şeyde gördük. Arabanın arkasında saban deriz biz. Tarla sürmek için. Sabanın altında şu şekilde şöyle ayakkabılar. Aynı böyle beyaz spor ayakkabı. Sabanın altındaydı. Bunu herkes gerçek gördü. Gerçek ayakkabı yani. Gerçek ayakkabı. Ha. Poşete katarlarken ben gördüm zaten. Bu Dokun ayakkabılar miydi? Ben hani cenaze işlerinde orada işte babam geldi onlar ağlama sızlama olay yeri şey olunca biz daha fazlasını görmedik. Ama olay yeri incelemenin poşete katıldığını görenler var. Bunları görmüşler. Ben gördüm.
Ama yani siz cinayetin işlendiği hemen bir cinayetin işlendiği yeri bir metre mesafede bir ayak izi buluyorlar, yer inceleme. Evet. Onun kalıbını çıkartıyor ama siz diyorsunuz ki sabanın önünde de şeyler ayakkabı vardı. Ayakkabılar vardı. Peki o ayakkabılar senin ayakkabıların mı? Hayır. Ha? Hayır. Peki o ayakkabılarla bu iz birbirini tutuyor muymuş? O ayakkabılar aynı oradaki o dediğim ayakkabılar ertesi günü aramada Emrah Tuğra'nın evinde bulunuyor. Nasıl yani? İşte kafa karıştıran yer burası. Biz de ondan çıkamadık bu işten. Ben gece zaten ayakkabılarımı giydim de indim sokağa. Nasıl olacak bu? Hı? Ben gece ayakkabılarımı indim de indim sokağa. Nasıl olacak bu? Nasıl senin evde çıkıyor o ayakkabılar? Ayakkabılar Emrah'ın evinde çıkıyor. Ayakkabılar evde çıkmıyor zaten benim ayağımda. Ben jandarmaya da ayakkabıyla gittim. Atlıya da ayakkabıyla gittim. Tamam, izi orada. Oradaki bulunan ayakkabılar ertesi günü sizin evde nasıl çıkıyor? Yani bir gün sonra. Gece gidiyor mu kendi başına? Cenaze konduktan sonra bulunuyor ayakkabı bunların evinde. Peki birebir aynısı değil, benziyor mu acaba? Ya aynı marka. Aynı ayakkabı mesela dediler bize. Aynı dediler. Oradaki ayakkabılar dediler. Hatta madem orada aynı denmiş. Olay günü. Kriminal incelenmesinde de sınıfsal özellik taşıyan benzerlik. Ayakkabı olabilir. Yani. Tamam ama onların altındaki izler farklıdır o saydığın markaların. Yani. Ve sınıfsal o özellik taşıyan benzerlik diyor. Bu kriminal çıkarıyor yani bu sonucu. O ben çıkarmıyorum. Hayır, farklıdır ya. Şey, hepsinin altındaki farklıdır. Olabilir. Ayakkabıların. Yani o izler senin ayağındaki ayakkabılarla tutuyor mu tutmuyor mu? Bakayım onun bir şeyini verin. Tutmanı da belli değil. İstedikçe bana verin. Ha? Benim ayakkabım 42 numara. He. O oradaki iz kaç numara? Tamam, sen aylarca cezaevinde kaldın, bilmiyor musun? Evet. Tamam, sen işte söyle. Hiçbir şekilde bilgi verilmedi yani bu konuda. He? Hiçbir şekilde bilgi verilmedi. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla İzmir'den cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.